Çakır Bey İnşaat Tekirdağ merkezde anahtar teslimi konut üretimi yapan bir inşaat firmasıdır. Trakya'nın en güzel coğrafi konumunda yer alan ve sektöre hizmet eden Çakır Bey İnşaat bu hafta Eurotrend'de konuğumuz oluyor. Çakır Bey İnşaat'ın çalışmalarını ekranlarınıza getirmeden önce Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek'ten Tekirdağ'daki sosyoekonomik gelişmeler hakkında bilgiler aldık. Tekirdağ ilimiz öteden beri tarım ve hayvancılığıyla öne çıkmış bir yerdir. Ama son yıllarda İstanbul'a yakınlığı, önemli ulaşım yolları ve ağ içerisinde olması nedeniyle 70'li yıllardan itibaren sanayi ve ticarette de önem kazanmıştır. Sadece valilik olarak değil, hükümet olarak da burada 2010 yılında Muratlı Tekirdağ arasında 31 kilometrelik bir demiryolu hattı inşa edilmiş ve hizmete açılmıştır. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde duble yol çalışmaları devam ediyor. Aşağı yukarı ilimiz hudutlarındakiler programın da önünde sonuçlanıyor. 2010 yılında gerçekten mevcut olan iki tane özel sektöre ait limanda genişleme çalışmaları yapılmıştır. Kapasiteler artırılmıştır. Bir de üçüncü bir liman inşasına başlanılmıştır. Tekirdağ Belediye Başkanı Operatör Doktor Adem Dalgıç da Tekirdağ'a yapmış oldukları hizmetlere değindi. 29 Mart seçimleri neticesinde belediye başkanlığını kazandım. Ben aslında bir hekimim ve 1995 yılından beri Tekirdağ'da görev yapmaktaydım. 4 yılda başhekimlik sürecimiz var. Bu çalışmalardan sonra da bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı için aday oldum. Halkımızın takdiriyle de şimdi bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Tekirdağ Trakya'da çok güzel bir coğrafi konuma sahip bir şehir. Tekirdağ Belediye Başkanlığı olarak bütün Tekirdağ'ın başkanlığı olduğumuzu biliyoruz. Bütün Tekirdağ eşit hizmet götüreceksiniz. Biz bunun bilincinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Çakır Bey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Çakır Çorluk, inşaat sektörüne başlangıç hikayesini ve çalışmalarını mikrofonlarımıza değerlendirdi. 1995 yılında İstanbul'da dekorasyon firması kurduk. İstanbul'un Güzide semtlerinden Bahçelievler'de, Ataköy'de, Florya'da eski daireleri içini tadilat yaparak bu işe başladık. 2003 yılında Tekirdağ Kumbaya geldim. Orada 16 dairelik bir inşaat yaptım. Oranın potansiyelini gördüm ve bir yıl sürdü benim inşaatım. Bu süre zarfında Tekirdağ'ı gezme fırsatını buldum. Buranın potansiyel olarak sosyoekonomik olarak halkının bayağı bir gelirler olduğunu gördüm. Bir de bereketli topraklar olduğunu. Bu insanlara bir de Tekirdağ'a baktım. Eski binalarının eski olduğunu, depreme dayanıksız olduğunu gördüm. Bu insanların konut eksiğinin olduğunu. Burada 3 yıl içerisinde 750 tane konut yaptık. 80 tane daireyi özellikle Türkiye Finans Kalkınma Bankası ile beraber bankanın garantörlüğünde yaptık. Hamdolsun onu da 8 ay gibi bir sürede, kısa bir sürede bitirdik. Şu an o insanlar da 2 ay içerisinde taşınacaklar ve yapmış olduğumuz inşaatların kalitesini İstanbul'a göre yapıyoruz. Kaliteyi, güzelliğini, estetiğini. Ve hedefimiz kısmet olursa ben ilk 2003 yılında buranın küçük Antalya olduğunu izah ederken insanlara bana inanmadılar kimse arkadaşlar. Ama şimdi hakikaten geldiğimiz noktada Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz hakikaten bize çok destekler veriyorlar. Bütün iş adamlarına verdikleri gibi. Biz de onlardan aldığımız desteklerle, halkımızın güveniyle buranın ben çıtayı biraz daha yükselttim. Göreceksiniz Tekirdağ Fransa'nın Monako'su olacak diye ben çıtayı yükselttim. Hedefim niçin bir Monaco olmasın? Niye dünya şehri olmasın burası? Ya biz de Türk girişimciler olarak üstlerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Çakır Bey İnşaat çalışmalarını titizlikle yaparak inşaatlarında kullandıkları malzemeleri son kalitede kendi bünyesinde üretmektedir.
hafriyatlarımızı kendimiz alıyoruz. 3 tane kepçemiz var, 5 tane kamyonumuz var. Bir kere hafriyatın %20 maliyet, %20'ye düşürüyoruz. Yani %80 bizim cebimizde kalıyor. Artı kapılarımızı kendimiz imal ediyoruz. Portmantolarımızı, mutfak dolaplarımızı, banyo dolaplarımızı, PVC atölyemiz vardır. Plasmen bayiliğini aldık. Bir de satın alma gücümüz çok iyidir. Nakit alışveriş yaptığımız için özellikle İstanbul'dan ve direkt fabrikalardan alışveriş yapıyoruz biz. Çakır Bey İnşaat yapmış oldukları inşaat projelerini Türkiye Finans Katılım Bankası'nın teşvikiyle hayata geçirmiştir. Türkiye Finans Kalkınma Bankası'nın garantörlüğünde maketten daire satma. Bana bu ilk teklifi yaptı. Teklif ettiğinde Emre Bey, kalktım alnından öptüm. Yanaklarından öptüm. Dedim ki benim kafamdaki proje 2009'da Türkiye'de ekonomik kriz varken, insanlar bırakın yatırım yapmaya işçilerini çıkarırken, sağ olsun Emre Bey'in teşviğiyle Çakır Bey İnşaat olarak 80 dairelik projeye başladık. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bunları sattık. Ve 8 ay gibi süre içerisinde şu an binalarımız %90 oturuma hazır hale geldi. Çakır Çorluk ayrıca devlet büyüklerinden desteklerini istediğini vurguladı. Sayın Başbakanımız bir tuğla üzerine bir tuğla koyanın yanındayım demişti. Sayın Başbakanım, Tekirdağ gibi taşra geri kalmış bir ilde buranın çehresini değiştiren bir firma var. 850 tane konut yapmış Sayın Başbakanım 1,5 yıl içerisinde. Sırf TOKİ yok. Sırf Kiptaş yok. Bizi de değerlendirmenizi rica ediyorum. Size saygılarımı sunuyorum. Devletime devamlı her ay vergilerimi ödüyorum. Bizi de desteklemenizi, bizi de görmenizi rica ediyoruz Sayın Başbakanım. Çakır Bey İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Erdal Çorluk, firmanın Türkiye genelinde hayata geçireceği projeleri mikrofonlarımıza paylaştı. Çakır Bey İnşaat olarak biz şu anda yeni projenin mimarlarımızın kontrolünde, doktorlar için, emniyet mensupları için, askerimiz için, memurlarımız için özel güvenlikli site projelerimiz şu anda hayata geçecek ve biz bunu ilk defa söylüyorum, Türkiye genelinde düşünüyoruz biz. Türkiye'nin belli kesimlerinde bu işe ihtiyaç olan yerlerinde yeni projelerle insanların hizmetine sunacağız bunu. Erdal Çorluk son olarak devlet büyükleri ve yatırımcılardan Tekirdağ'a sahip çıkılmasını istedi. Buradan sevgili büyüklerime sesleniyorum. Tekirdağ'a sahip çıkalım. Tekirdağ Türkiye'nin manikosu olabilir. Çakır Bey İnşaat'ın projelerinde finansörlük yapan Türkiye Finans Katılım Bankası Tekirdağ Şube Müdürü Emre Uyar'ın görüşlerini aldık. 2008 Ekim ayında Türkiye Finans Tekirdağ Şubesini hizmete açtık. Tekirdağ'ımıza geldik. Hizmete açtığımızdan bugüne de Tekirdağ'da ciddi anlamda mesafe kat ettik. Bu mesafe kat ederken en büyük temel taşlarımızdan birisi de yapmış olduğumuz toplu konut projeleri oldu. Bu toplu konut projelerinde tabii ki ilk sırayı da Çakır Bey İnşaat firmamız aldı. Burada insanlar evlerine çok kısa sürede bizim finansörlüğümüz sayesinde Çakır Bey İnşaat'ında işin uzmanlığı kısmındaki hünerleriyle evlerine sahip oldular. Biz de bundan çok büyük haz aldık banka olarak. İnşallah bundan sonraki dönemde Çakır Bey İnşaat'la projelerimizin devamını sağlayacağız. Zaten önümüzde şu anda takip etmekte olduğumuz yaklaşık 500 konutluk projemiz var. Hayırlısı olur inşallah diyeyim. Eurotrans ekibi olarak Tekirdağ Spor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Ercan Kısa ve Çakır Çorluk'tan bilgiler aldık. Evet sevgili seyirciler, şu an Tekirdağ Spor Başkanı Ercan Kısa ve Sayın Çakır Çorluk Bey ile beraberiz. 8. sıradayız. Haftaya ve ondan sonraki hafta içeride iç saha maçlarımız var. Onların hazırlıklarını devam ediyoruz. Zeki, çevik ve ahlaklısını severim demişti Atatürk'ümüz. Biz de gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız.